Evet, kaç yapıyorsun? He? Evet. Merhaba. Çok efendim, teşekkür ediyorum siz. Hoş bulduk. Kapalı mı? Çok. Benimki mi? Yanlış mı açtık? Ben şu sesini kısayım da. Bağırır. Seninki açık değil mi? Benimki açık. Tamam. Tamam, açık. Çok güzel bir gece. Hoş geldiniz diyelim efendim. Hepimiz hoş geldik. Hepimizin gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Kanal D'de olmak zaten çok güzel bir duygu. Böyle lansman gecelerinde kutlamalar yapabiliyor olmak çok mutluluk verici bir duygu. Senelerdir zaten birlikteyiz. Umuyorum her sabah birlikte olmaya devam ederiz Kanal D çalışması altında. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece olsun. Yeni sezon da başladı. Başladı. Bir aydan fazla oldu başlayalım. Her sabah devam ediyor yayınlarımız. Neler oluyor hayatta diyoruz izleyicilerimize. Takip ediyorlar, seviyorlar, sağ olsunlar, takdir ediyorlar bizleri. Biz de bu durumdan çok memnunuz, gurur duyuyoruz. Her sabah onların kahvaltı çok sofralarına konuk olmak. Teşekkürler. Muhteşem bir ikili gibi. Çok sağ olun. Hakan'la evet öyle bir değişik uyumumuz var artık. Aile gibiyiz zaten. Bakışlarla birbirimizin ne demek istediğini anlıyoruz. Sanıyorum bu da seyirciye çok güzel yansıyor. O yüzden biz mutluyuz. Biz mutlu olunca seyirci mutlu oluyor. Her gün güzel haber verebilmek umuduyla başlıyoruz zaten. O şekilde de devam ediyoruz. Hamileliği soralım. Artık son zamanı geldi. Bir yandan da program devam ediyor. Peki aynen. Nasıl olacak? Ya 7. ayı girdim. Elimden geldiğince hatta şey diyorum. Herhalde buradan doğuma gideceğim diyorum. O kadar devam etmeyi tabii ki inşallah nasip olursa istiyorum. Yani 9. aya kadar yayındayım. Kısa bir ara vermek gibi bir planım var. Sonrasında hemen geri döneceğim. Ne ben özlemek istiyorum ne de özletmek istiyorum. Zaten çok beraber çalışmaktan keyif duyduğum bir ekiple bir arada olduğumuz için sağ olsunlar çok güzel destekliyorlar. O yüzden beraberce büyüteceğiz. Hep beraber büyüteceğiz. Bir yandan da böyle stüdyoda olacak herhalde. Birazcık büyümeye evet. Başlayınca sizinle birlikte. Aynen, hatta aramızda dalga geçiyoruz. Doğurursun Nur Tuğba, sen bize verirsin biz devam ederiz yolumuza diyorlar. Onun gibi olacak herhalde. Bakıcıya gerek yok. Evet, ekip kalabalık zaten. Ha, yarım saat, hepsi birer saat tutsalar zaten tamam olacak. Büyüyünce televizyoncu olmasını ister misiniz peki? Güzel soru. Ne isterim, neyle mutlu olacaklarsa. Ben işimde çok mutluyum. İşiyle mutlu olacak bir meslek seçmesi lazım. O meslekte televizyonculuksa neden olmasın? Severek gittiği sürece hiçbir sıkıntısı yok. Ama yavaş yavaş sanki daha büyük oğlum 6 yaşında böyle merak duyuyor. Geleyim anne falan diyor ama bakalım bilmiyorum. Göreceğiz, daha çok var o yolları görmemize. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun. Buradayız efendim. Bir poz alıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bir takıyor. Bir saniye. Çok özür diliyorum. Evet. Tamam mıyız? İyi akşamlar diyelim. Hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Yaz döneminden başlayıp sezondan devam eden bir projeyle yol alıyoruz. Neler söyleyeceksiniz, düşünceleriniz? Vallahi çok güzel gidiyor. Yazın başında başladık biliyorsunuz biz. Sezonda da Kanal D'de olacağız. Çok çalışıyoruz, çok keyifle. Bakalım. Yeni sezonda neler bekliyor peki sevenlerinizi? Valla spoiler vermeyeyim ama seversin tam gaz devam ediyor zaten. Bir tık daha böyle komediden uzaklaşıp drama doğru hafif yöneldiğimiz bir hikaye akışımız olacak. Öyle keyifli olacak ama seyirci için de. Burak Bey'le de herhalde bir elektrik tuttu. Evet. Yani çok izleyici de çok beğendi, çok sevdi sizi. Evet, sağ olsun. Nasıl tepkileri geliyor? Sizin uyumunuz nasıl? Biz çok güzel yorumlar alıyoruz çünkü Burak'la çok iyi anlaşıyoruz. Bence kamera arkasındaki enerjimiz de ekrana yansıyor. O yüzden güzel bir şey çıktı ortaya. Seyircilerin de hoşuna gitti. Sağ olsunlar. Tatil sezonu nasıl geçti o zaman? Birazcık dolayısıyla. Ben tatil yapamadım. Ben çalıştım. Yaz işi olduğu için. Yani arada bir bayramda 2 gün falan bir yerlere kaçıp geldim. Ama zaten bu yazı ben işe ve çalışmaya ayırmıştım. O yüzden mutluyum, keyifliyim. Tatil her zaman yapılır. Kış tatili İş güzel olmayacak. Olsun da. Aynen. Kış da yok artık tatil. Vallahi yok gibi duruyor şimdilik. Bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Bir saniye arkadaşlar. Biraz detay alalım. Pardon. Seni şöyle rica edebilir miyim ya? Genel alacağım da arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir saniye.